ahlak, fazilet, insanlık, kulluk ve vefa gibi, manevi kemalat gibi teknolojik kemalatı ve harikaları da ilk olarak mucize yoluyla insanlığa hediye eden peygamberlerdir. Bu sohbetimizde internet, televizyon, radyo, telgraf ve ışınlama yoluyla eşyanın taşınması konularına Kur'an'da nasıl işaret edildiğini görmeye çalışacağız. Yine 20. sözün ikinci makamından okuyacağız. Hem mesela Hazreti Süleyman aleyhisselam tahtı belkısı yanına celp etmek için vezirlerinden bir alimi ilmi celp dedi. Gözünüzü açıp kapayıncaya kadar sizin yanınızda o tahtı hazır ederim. Olan hadise harikaya işaret eden. Tabi bu ayet kelimeden evvelki iki tane ayet var. Onlar da bizim burada işlememiz gerekiyor. Süleyman Aleyhisselam'ın bir kuşu var. İsmi Hüdhüd malumunuz. Hüd hüd bir gün kayboluyor. Ve kendisi Sebe ismindeki bir devletin Sebe ismindeki bir devletin e, melikesi olan bir kadından bahsediyor. Getiriyor Süleyman Aleyhisselam o bilgi getiriyor. O halkın güneşe taptıklarını ondan sonra Allah'ı tanımadıklarını yani putperest olduklarını yıldızperest olduklarını anlatıyor. Süleyman Aleyhisselam bir mektup yazıyor ve bu mektubu onlara gönderiyor. Ya tek olan Allah'a iman edersiniz veya gelirim sizin mülkünüzü darmadağın ederim. Bu Belkıs denilen melike de, Kur'an'ın sultanı olan hanım da, bütün bu mağdaki vezirlerini, ulul emirlerini topluyor ve onlara Kur'an'da geçen ifadesiyle, Ey kavmimin ileri gelenleri, bana Bismillahirrahmanirrahim ile başlayan ve Süleyman ismindeki bir zattan gelen bir mektup geldi ve bu zat böyle böyle diyor diye. Onlar diyorlar ki biz güçlüyüz, gelirse gelsin. Geleceği varsa göreceği de var manasına. Fakat bu Sebe Melikesi, demek akıllı bir kadın, öyle anlaşılıyor. Diyor ki, sultanlar diyor, hükümdarlar diyor, bir ülkeye girdiler mi orayı tarumar ederler. Oran ileri gelenlerini zerir ederler. İlahir. Onun için biz buna en güzel hediye gönderelim. Hediyeler gönderelim. Bunlar da tabii epey değerli hediyelerden bu manada hazırlayıp gönderiyorlar. Süleyman Aleyhisselam tekrar aynı hediyeleri onlara gönderiyor. Ben peygamberim. Bu gibi şeylerle bana gelmeyin manasında. O da diyor ki madem ki bu peygamber olduğunu iddia ediyor. Hem gideyim onun ilahıyla alakalı bilgiler elde edeyim. Hem de bunun peygamber olup olmadığını öğreneyim. Hem de maksadını öğrenmiş oluruz. Bu manada bir kafileyle beraber yola çıkıyor. Ta Yemen'den Şam'a doğru geliyor. Bunlar yola çıkıp gelmeye başlayınca Süleyman Aleyhisselam kendi ulul emirlerini, vezirlerini topluyor ve Kur'an'da da geçen ifadesiyle onlara bir teklifte bulunuyor. Diyor ki, Kur'an'da geçen ayeti okuyorum. Kale, Süleyman dedi. Ya eyyuhel mele'u, ey ileri gelenler. اَيُّكُمْ bir arşihe قَبْلَ اَيْ يَأْتُونِ مُسْلِم۪ينَ Onlar Müslüman olmadan evvel, daha doğrusu bana teslim olmadan evvel. Yani ifade Müslüman diye geçiyorsa da teslim olmak manasında. Çünkü onlar teslim olmaya geliyorlar. Onlar bana teslim olmadan evvel, bana onun yani kraliçenin tahtını kim getirebilir? Bu ulul emri dediğimiz, onun yanında bulunan vezirlerin arasında cinler de var, insanlar da var. Biliyorsunuz Süleyman Aleyhisselam hem insanların hem cinlerin peygamberi. Resulü Sakaleyn. Efendimiz Vesselam da herkese aynıdır. Kuşlara hakimdir, amirdir, onlara emir verir. Rüzgara emir verir Süleyman Aleyhisselam ilahir. Kale <laughs> ifritun minel cin. ifritlerden bir cin dedi. Ana atike bihi qable en takume min mekamik ve inni aleyhi le amin. emin. Cinlerden bir ifrit. Daha sen makamından kalkmadan onu sana getiririm dedi. Çünkü ben bu konuda güçlü ve güvenilir bir kimseyim. Demek ki bu manadaki yetkiye sahip bir cin. O da vezirlerin arasında ya da o heyetin içerisinde bulunuyor. Ne diyor? Yerinden kalkmadan sana o tahtı getiririm. Fesuphanallah. Bunlar işarettir bize. Kâlellezî indehu ilmun minel kitâb Ene atîke bihi kable en yertedde ileyke terfuk Felemmâ râehu mustakarran inde Kitaptan ilmi olan kimse ise Bu çok enteresan bir ifade. Ee kâlellezî indehu ilmun minel kitâb Kitaptan ilme sahip olan birisi onun yanındakilerden birisi dedi manasını. <laughs> <laughs> Kitaptan ilmi olan kimse ise gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm dedi. Cin, sen yerinden kalkmadan getiririm diyor. Bir mühlet var orada. Ama e, insan olan bir zat, sen gözünü açıp kapamadan o kadar kısa bir sürede ben o tahtı senin yanında hazır ederim dedi. Şimdi Süleyman Aleyhisselam'ın yanında gerçekleşen ve Allah'ın izniyle Süleyman Aleyhisselam'ın bir mucizesi o zaten de bir kerameti olarak gerçekleşen olay bu. Belkıs geldiğinde şaşırıyor. Ya bu benim tahtıma çok benziyor. Hayır o senin tahtındır diyor mesela. Ve böylece böylece Belkıs'ın kendisine olan itimadını bu manada kazanmış oluyor. Şimdi mucize bu. Tabi bu e, zat kim diye bu manada müfessirler yazıyor bununla alakalı. Çok enteresan. E, İbni Abbas'ın meşhur görüşüne göre ise bu kişi Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın vezirlerinden Asaf bin Berhiyadır ki sadık ve doğru bir kişiliğe sahiptir. Hem bilge bir zattır, hem sadık bir zattır, hem alim bir zattır, hem de Süleyman Aleyhisselam'ın en güvendiği şahıstır. Ya, buradan da alimler diyorlar ki, demek ki insanlar cinlerden daha kabiliyetli. Onların en ileri geleni, sen kalkmadan getirin diyor ama insanlardan bu ilme vakıf olan birisi ise, sen gözünü açıp kapamadan o kadar kısa bir süre içerisinde sana o tahtı getirin diyor. Burası çok mühim. Rivayetlere göre de bu Asaf'ın ismi Azam duasını bildiği rivayet ediyor ki ismi Azam'la yapılan duaların da geri çevrilmeyeceği alakalı biliyorsunuz rivayetler vardır. Yani bu zat demek ki böyle hem maddi ilme hem de manevi ilme sahip olan mübarek bir şahsiyet. Hatta Ziya Paşa onunla alakalı çok güzel bir şiirinde ona değiniyor ve çok güzel bir ifade kullanıyor. Diyor ki asafın miktarını bilmez Süleyman olmayan. Bilmez insan kadrini alemde insan olmayan. Tekrar söyleyeyim bunu. Asafın miktarını bilmez Süleyman olmayan. Yani asaf denilen zatları ancak Süleyman kabiliyetinde olan zatlar bilir. Biliyorsunuz bir bakır maddesini diyelim mesela. Götürün bir normal adama altın diye yutturabilirsiniz. Ama sarrafa götürdünüz mü bunun altın olduğunu olmadığını anlar, bakır olduğunu kabul eder ve sana da yanlış yaptın der mesela. Aynı şekilde bazen sana çok kaliteli bir insan olarak birisini getirirler, altın gibi lanse ederler ama sen adam sarrafı değilsen, değil mi? Altın gibi alır, kabul edersin. Ama o bakır hükmünde ise işin sarrafı olan bir adama götürsen bazen bir mimiğinden, bir oturuşundan bile onun bakır olduğunu altın olmadığını anlayabiliyor. Onun için burada Ziya Paşa müthiş bir şekilde ne diyor? Asaf'ın miktarını bilmez Süleyman olmayan, bilmez insan kadrini alemde insan olmayan ve subhanallah. Çok güzel bir şey. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bu ayet işaret ediyor ki uzak mesafelerden eşyayı aynen veya sureten. Aynen bizzat eşyanın kendisi Sureten de görüntü. Televizyon şu anda keşfedildi. Ve düz zaman Hazretleri bunları anlattığı vakitte televizyon yok yani. Sinema var. Yani çekim var. Ama televizyon o zaman bir yerden başka bir yere nakil 30'lu yıllarda yok daha. Peki bunu ışınlanma olarak düşünebilir miyiz? Işınlama, ışınlama farklı. Suret farklıdır. Işınlama ise bizzat şey, eşyanın kendisi. Dolayısıyla Süleyman Aleyhisselam'ın getirdiği tahtı Belkıs, Belkıs'ın tahtı hem görünüş olarak orada hem şey olarak orada, eşyanın kendisi olarak orada. Birisi görüntü olarak televizyon, eşyanın kendisi olarak da ışınlamaya delildir yani. Hem vakidir ki Risaletiyle beraber saltanatla müşerref olan Hazreti Süleyman Aleyhisselam hem masumiyetine, günahsızlığına, hem de adaletine medar olmak için pek geniş olan aktarı memleketine, memleketin her tarafına bizzat zahmetsiz muttari olmak, haberdar olmak ve raiyetinin, halkının ahvanını görmek, burası çok mühim. Bunlar da mobese işaret. Allah ona öyle bir özellik vermiş. Nerede bir olay olursa, onunla alakalı muhakeme olursa, Süleyman Aleyhisselam'a Allah onu gösteriyormuş. Dolayısıyla Süleyman Aleyhisselam'ın bu manadaki olayları gördükten sonra verdiği hüküm tam adaleti mutlaka oluyor. İşte burada da bize bir işaret var. Her yerde kameralarla, Mubese dediğimiz bu manadaki teknik aletlerle siz eğer isterseniz adaleti tamamlayı e, sağlayabilirsiniz. Tam bir adalet. Ondan sonra sıkıntısız, zulümsüz bir adalet. Bir olay var adam gelip %100 haksız olduğu halde haklı olarak kendisini anlatabilir sen de insansın. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da öyle anlatıyor. Buyuruyor ki, sizden biriniz gelir haksız olduğu halde meramını çok güzel anlatır. Ben onun lehinde karar veririm. Öteki adam ise haklı olduğu halde meramını anlatamaz. Ben öteki adamın hakkında lehinde karar veririm. Ama verdiğim karar onu mahşerde kurtaramaz. Onu da bilin diyor mesela. Ama Süleyman Aleyhisselam Allah böyle bir eseri mucize olarak böyle bir imkan nasip etmiş. Dolayısıyla mobeseler Süleyman Aleyhisselam'ın adeta mucizelerinden esinlenmiş olarak görülebilir. Ya da Kur'an-ı Kerim'de 1400 senedir buna devamlı vurgu var. Yani ey insanlar siz isterseniz dünyanın her tarafını size görünen bir bahçeye, küçük bir odaya dönüştürebilirsiniz. Ya. Mesela bu odada şu anda birisi bir hata işlese biz görmez miyiz? Ona göre doğru hüküm vermez miyiz? İşte bütün dünyayı oda hükmüne getirebilirsiniz. Ya. Ve dertlerini işitmek, radyo mesela seslerini de bu manada işitiyor. Bir mucize suretinde Cenab-ı Hak ihsan etmiştir. Demek Cenab-ı Hakk'a itimat edip Süleyman Aleyhisselam'ın lisan-ı ismetiyle istediği gibi o da lisan-ı istidadıyla. Demek ki Süleyman Aleyhisselam peygamber olma lisanıyla Cenab-ı Hakk'tan istemiş. Ya Rabbi bana öyle bir mülk nasip et ki benden evvelki ve benden sonraki hiç kimse nasip olmasın. Bu mülk dediğimiz sadece bir maddi mülk olarak bakmayın. Onun neticede hükmettiği yer küçük bir yer mesela yine. Yani küçük derken büyük devletlerin şeyine göre, topraklarına göre. De o değil sadece. O da var. Ama nedir asıl? Bir, bütün oradaki insanlara tam olarak hakim olması. Cinlere hakim olması. Kuşlara, hayvanlara hakim olup onlarla konuşması. Rüzgara hakim olması ve ona istediği zaman bu manda binip onu istihdam etmesi gibi bir şeyden hepsi o saltanatın içerisinde zikredilebilir. Ama o İsmet lisanıyla, günahsızlık ve peygamberlik lisanıyla istemiş. O da, insan da lisanı istidadıyla yani Allah'ın verdiği kabiliyet ve istidadlarla e, Cenab-ı Hak'tan istese ve kavani'ni adetine, adetullah kanunlarına ve inayetine yardımına tevfik-i hareket etse. Allah'ın kenarda koyduğu kanunlara da riayet etse. Allah'ın yardımını bu manada dilese. Kafir bile olsa Allah onun o istidadıyla yaptığı fiili duayı kabul ediyor. Uçağı diyelim mesela gayrimüslim bulabiliyor. İnterneti gayrimüslim bulabiliyor. Bu buna mani değil. İstidat lisan istedi mi? Allah veriyor. Peygamberler nasıl vermiş? Lisan-ı ismetle vermiş. Yani günahsızlık ve nefsin kötü isteklerine uymamak ve Allah'ın razı olduğu şekilde davranmak gibi bir şeyle, bir saikle Cenab-ı Hak'tan istiyorlar, Cenab-ı Hak onlara mucize olarak veriyor. Ama şimdiki insanlar istidat lisanıyla istediğini Allah ona veriyor. Dikkat edin, çok mühim bu yani. Evet. Ona dünya bir şehir hükmüne geçebilir. Koca dünya bir şehir hükmüne. Hatta bir köy hükmüne. Demek Taht-ı Belkıs Yemen'deyken Şam'da aynı ile. Yemen'den Şam'a geliyor. Aynı ile. Bu ışınlama. Veyahut suretiyle. Bu da televizyon hazır olmuştur, görülmüştür. Elbette taht etrafındaki adamların suretleriyle beraber sesleri değiştirmiştir. Bu da radyo. Uzaktan sesin nakledilmesi. Ya. İşte uzak mesafede celbi bir surete ve savta yani suret ve sesin taşınmasına haşmetli bir surette işaret ediyor ve man ediyor. Ey ehli saltanat! Adaleti tamme yapmak isterseniz Süleyman Vari Ruhi zemini etrafıyla görmeye ve anlamaya çalışınız. Bakın saltanat ehli evet zahiren çok böyle e, Allah'ın inayetine masal olmuş insanlardır. Koca bir ülkeyi idare ediyorlar. Ama bununla beraber o büyük inayetten de büyük bir mesuliyet vardır. Hükmetmede yanlış yaparsa, tam araştırmayıp hüküm verirse, Allah'ın burada e, bilmeden olsa ayrı bir şey ama bilerek ya da tembellikten, ihmalden dolayı birilerine zulm ederse o zaman çok büyük bir mesuliyet vardır. Onun için hep hakim olan ehli imana çok dua etmemiz lazım ki Allah ondan ayaklarını şaşırtmasın diye. Çünkü bir hakimi adalet pişe adalete aşık ya da adaletli bir hakim bir raiyet Perver raiyetini, halkını seven bir padişah aktarı memleketine memleketin her tarafına her istediği vakit muttali olmak, haberdar olmak derecesine çıkmakla mesuliyet-i maneviyeden kurtulur veya tam adalet yapabilir. Nitekim Bediüzzaman'ın temas ettiği hususlar şimdi gerçekleşmiştir. Gerek internet, gerek radyo veya televizyon yoluyla kapalı devre yayınlar ve marifetli kameralar yoluyla naklen yayın yapmak multivizyon veya sinevizyon yoluyla konuşmalar yapmak, her yere bağlanan monitörler ve uydu aracılığıyla yayınlar yapmak ve dünyayı kontrol altında tutmak mümkün hale gelmiştir. Güncel deyimiyle dünya küreselleşmiş ve her türlü faaliyetler aktiflik kazanmıştır. Bir bakıma dünya artık bir binanın değişik katları ve daireleri, odaları kadar birbirine yakın hale gelmiştir. Ayetin buna işaret etmesi bir çeşit mucize olarak gerçekleşmiş, Kur'an'ın ölümsüzlüğüne ve evrenselliğine bir kere daha imza atılmıştır.